Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul'un en meşhur Karaköy poğaçasının tarifini vereceğim. Hem de böyle orijinal tarifini vereceğim. Bütün malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine şöyle göstereyim. Bir paket, yani 250 gram tereyağımı aldım ve güzel bir şekilde erittim. Ve soğuttum arkadaşlar. Tamamen ılık bir şekilde, yani sıcak olarak kullanmıyoruz. Bunu şimdi yoğurma kabımın içerisine döküyorum. Arkadaşlar, tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ama gerçekten tereyağıyla çok çok güzel oluyor bu poğaça. Şöyle hemen tavamı kenara alayım. Burada da böyle bir orta boy çay bardağım ayçiçek yağı var. Ayçiçek yağımı da içerisine döküyorum. Ve bir pakette toz instant kurumayan var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle 10 gramlık paketlerde toz maya kullanıyoruz. Onu da içerisine döküyorum. Ve şöyle 200 ml'lik klasik su bardağıyla ılık suyum var. Tamamen ılık olacak şekilde ılık suyumu da içerisine döküyorum. 2 su bardağı. Şimdi bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Evet, güzel bir şekilde çırpıcımla karıştırdım. Şimdi çırpıcımı çıkartıyorum içerisinden. Burada 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını üzerine ayırmak için ayrı bir kabımızın içerisine alacağız. Şimdi bir taneyi tüm olarak kırdım. Hemen bir tanenin de akını dökeceğim şu şekilde. Evet. Hemen ben ellerimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi de içerisine 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi döküyorum. Tekrardan bu malzemeleri şöyle bir çırpıyorum. Elinizle de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ya da benim yaptığım gibi bir çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi bu yumurta sarısını kenara alıyorum. Bunu üzerine kullanacağız. Burada arkadaşlar elenmiş unum var. Unumu tek seferde içerisine boşaltmayacağım. Şöyle azar azar dökeceğim. Burada da arkadaşlar 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Onu da içerisine döküyorum. Ve azar azar unumu ilave ederek güzel yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, poğaça hamurumu yoğurdum. Çok güzel bir kıvam oldu. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Böyle ele yapışmayan harika bir hamur oluyor zaten. Şöyle göstereyim, çok yumuşak bir hamur. Hamurumu şöyle tekrardan yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Şöyle elimle de düzleştiriyorum. Bu arada arkadaşlar, benim hamuruma şöyle 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 8 su bardağı un gitti. Siz tabii kontrollü bir şekilde azar azar ununuzu ilave ederek dediğim gibi böyle bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Çünkü her zaman hamur işlerinde kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unun kalitesinden bile her zaman 1-2 kaşık ya da yarım bardak fark edebilir mutlaka. Ama siz verdiğim ölçüleri birebir yaparsanız, bu arada ben büyük boy yumurta kullandım. Dediğim gibi yumurtadan bile değişiklik gösterebiliyor. Şimdi arkadaşlar, leğenimin kapağını kapatıyorum ve hamurumu sıcak bir ortamda üzerini de örteceğim. Güzelce mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, hamurum mayalandı. Şöyle göstereyim. Bakın bayağı bir iki katına çıktı. Arkadaşlar, benim hamurum 35-40 dakikaya yakın sıcak bir ortamda çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi mayalandı. Şöyle bir toparlıyorum. Tabii bu mayalanma süreci ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi arkadaşlar, hamurumuzdan şöyle bir büyük top alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mandalinadan büyük bir top aldım. Şöyle avucumun orta yerinde bu şekilde yuvarlayacağım. Şöyle göstereyim hemen yakından da sizlere. Evet.
şöyle poğaçamı yuvarladım. Yuvarlamış olduğum poğaçamı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Şimdi ben poğaçalarımı yuvarlayacağım ve tepsimin içerisine alacağım. Ve daha sonra tepsimde de bir 20 dakika tepsi mayası vereceğim. Evet arkadaşlar, poğaçalarımı yaptım, bitti. Şöyle gördüğünüz gibi başka bir fırın tepsisiyle üzerini kapattım. Tam olarak 25 dakikadır tepsi mayası verdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmışlar. Burada ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısı vardı. Şimdi içerisine yarım tatlı kaşığı süt dökeceğim. Hemen sütümü alıyorum. Şöyle azıcık döküyorum. Hemen pasta fırçamı alıyorum ve bunu güzelce sütümle karıştırıyorum. Şimdi poğaçalarımın üzerine iyice karıştırdıktan sonra güzelce süreceğim. Evet. Böyle poğaçalarımızın üzerine her yerine gelecek şekilde güzelce yumurta sarımızı sürüyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Hemen bir çatal alıyorum yanıma. Arkadaşlar bir çatalla şöyle bastırarak artı şeklinde yapıyoruz. Evet, bu kadar. Bütün yumurta sarısını sürdükten sonra bu şekilde artı yapıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında güzelce altı üstü kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda Karaköy poğaçalarım piştiler. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da maşallah, ne kadar da güzel kabarmışlar. Bakar mısınız arkadaşlar şunların güzelliğine. Arkadaşlar poğaçalarım benim fırınımda 45 dakikaya yakın çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardılar, piştiler. Tabii bu fırın süresi sizin fırınızda değişiklik gösterebilir. Fırından fırına değişebilir. Siz kontrollü bir şekilde poğaçalarınız şu şekilde kızarmışsa altı üstü pişmiş demektir. Şimdi çok sıcak ama sizler için yine de yumuşaklığını ve de doku testi yapmak istiyorum, bölmek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar gevrekliğini. Çok harika bir poğaça. Bayağı sıcak arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine, ne kadar da güzel pişmiş. Çok güzel, çok lezzetli bir poğaça. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.